bu video çalışmamızda, bilgisayarımızın anlık işlemci sıcaklığını nasıl görebilir ve aşırı sıcaklık bildirimini nasıl aktif edebiliriz konusunu anlatacağız. Bunun için kullanacağımız program, Türkçe dil desteği de olan CoreTemp adlı ücretsiz bir yazılımdır. İlk olarak, CoreTemp programını resmi web sitesinden indiriyoruz. Programın indirme linkini video açıklamasına da ekledim, oradan da kolayca ulaşabilirsiniz. Siteye girdikten sonra ana sayfada yer alan Download linkine tıklayarak programın en son sürümünü bilgisayarınıza indirebilirsiniz. İndirdiğimiz dosyayı çalıştırarak programın kurulumunu yapıyoruz. Kurulum işlemi oldukça basit, sadece ileri butonlarına tıklamanız yeterli olacaktır. Kurduğumuz programı çalıştırdığımızda bu şekilde basit bir arayüz karşımıza gelmektedir. Bu bölümden işlemcinizin çekirdek sayısını ve işlemci sayısını görebilirsiniz. İşlemci bilgisi ekranından, kullandığınız işlemcinin modelini, frekans bilgileri gibi bilgilere de ulaşabilirsiniz. Sıcaklık okumaları ekranından işlemcinizin anlık sıcaklığını takip edebilirsiniz. Minimum ve maksimum ekranından, işlemcinizin gün içinde en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini görebilirsiniz. Bu değerlerin 80'den yukarı olmamasını öneririz. Değerlerin ortalamasını görebilmek için, uygulamanın arka planda çalışması gerekmektedir. Ayrıca programdan, yüksek işlemci sıcaklığı bildirimini de aktif edebilirsiniz. Bunun için, üst bölümde yer alan seçenekler menüsüne tıklayalım. Açılan alt seçeneklerden, aşırı sıcaklık koruması seçeneğine tıklayalım. Korumayı aktif et seçeneğini aktif edelim ve otomatik seçeneği yerine sadece belirli sıcaklıklarda uyar seçeneğini aktif edelim. Bu alana bir sayı değeri girelim. Örneğin bu değeri 80 olarak değiştirirseniz, seçtiğiniz bilgilendirme seçeneğine göre işlemci sıcaklığını 80 olduğunda bu şekilde bildirim vermektedir. İsterseniz kapatma ayarları seçeneğini aktif ederek, bu değere çıktığında bilgisayarınızı otomatik kapatmayı sağlayıp işlemcinizi yüksek sıcaklığa karşı korumuş olursunuz. Yeni bir video çalışmasında görüşmek üzere. Kanalımıza abone olun, takipte kalın.